Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Hatırınızı sormadan işimize başlamayalım. Ben bugün su böreği yapacağım, sizlerle yapacağız tabii ki. 2 tepsilik su böreği, buraya unumu ayarladım, ölçmedim arkadaşlar, biliyorsunuz kanalım tarif kanalı değil. Ama tahminimce 10 su bardağı burada unumuz var, 10 su bardağı görüyorsunuz. Klasik su bardaklarıyla vardır diye düşünüyorum. Burada benim yumurtam var. 10 tane yumurtam var burada. Suyum var. Tuzumu ayarladım. Şimdi önümüzü besmele çekip tuzumuzu atalım arkadaşlarım. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3 tane yumurtamız bolca yemesin. 4 tatlı kaşığı yemek değil arkadaşlar. Hadi 4,5 gibi oldu. Şöyle alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtalarımız yıkandı arkadaşlarım. Şimdi kıralım yumurtalarımızı da. Görüyorsunuz. Aslında çok şey yapmıyorum. Size görün diye. Hadi bunu da böyle kıralım. Evet. Son 10. Bunları yine de alayım. Şöyle bir tarafa ellerimi yıkayıp geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz yumurtalarımızı karıştırayım. Sizleri de biraz yaklaştırayım arkadaşlarım. Şöyle yapayım. Alacağım. Şöyle siz de görün. Evet, biraz yaklaştırayım. Görün şöyle. Tam görüyorsunuz. Bismillah. Bir bakalım aldığı kadarıyla. 2 tepsilik burada unum var. Biraz sert dokulu bir hamur yapmayı düşünüyorum. Görüyorsunuz değil mi? Evet evet görüyorsunuz. Biraz daha yaklaştırayım da arkadaşlar beni hem yarım yarım görmeyin. Evet şöyle olsun. Hamurumuz oluştuktan sonra tezgahın üstüne alırım ben bunu. Ay. Bakın arkadaşlar. Sıçradı. Görüyorsunuz. Ben bunu 2 tepsi yapıyorum. Birini çocuklarıma, birini dünürlerime götüreceğim giderken. O yüzden 2 tepsi. Dünürlerime giderken hediye götüreceğim. Tabii benim kamera aç kapat orada kaldığı için arkadaşlar görüyorsunuz. Ben böyle bezeler yapmaya da başladım. Hamurlarım da hazır. 8 tane yaptım tepsi başına. 9'uncuyu yaptım.
Şu taraf biraz geniş gibiydi ama bakalım bundan kaç tane çıkacak. Arkadaşlar şöyle yapalım da. Şöyle biraz yaklaştırdım. Tepsiniz almayacak mı? Yapışmasın da şöyle un serpelim. Yapışmasın diye. Şöyle 16, 16, şunda 17 olmuş, bir tane fazla, o da fark etmez. 17 tane bezemiz oldu, yapışmasın diye un serpiyorum arkadaşlar şöyle ki, biraz sık oldu bu, yoksa normalde un serpmiyorum da, şu an yapışmasın diye. Şimdi bunun üstünü güzel temiz bir poşetimizle kapatalım. Evet. Ben içine koyacağım arkadaşlar şöyle. Daha rahat oluyor içinde. Burada bir saat. Zamanımız varsa birkaç saat. Normalde de bir saat dinlensin yeterli arkadaşlar. Beklesin bizi. Geleceğim ben. Tahtamı hazırladım. Unum zaten baş köşede. Arkadaşlar böyle bir tane hamurumu da çıkardım biliyorsunuz. Poşetimiz de sarılıydı. Ve suyumuzu da koydum. Ben açana kadar kaynasın. Burada tereyağıyla biraz arkada kaldı. Tereyağıyla sıvı yağı erittim. Biraz tereyağı, bir sıvı yağ arasına süreceğim için tuzumu hazırladım. Yedek su koydum. Belki de suyumuz kaynadıkça azalıyor ya, su ilave ederiz. Şimdi açmaya başlayalım. Ben şöyle masamızı hazırladım. Buraya sofra bezimizi serdim. Açtıklarımı bunun üstüne sereceğim. Burada hem çekmiş olur, dinlenmiş olur. Ben de güzelce burada açayım şimdi. Peynirlerimi hazırladım. Tepsiler hazır. Başlayalım açmaya. Zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. İkişer ikişer açılsın ki hızlıca bitirelim. Gördünüz. Ben şimdi böyle devam edeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz açma işi biraz belki de uzun sürecek. Gözlüğüm de parlıyor bu arada. Şöyle yandırayım, konuşayım, devam edeyim, bitirip geleyim. Tepsilerimi hazırladım, yağladım. Şöyle görüyorsunuz, hazır. Yağlama işini margarinle yaptım. Suyumuzun altını hızlandıralım. Kısmıştım arkadaşlar, çok hızlı kaynıyordu. Biraz kıstıydım altını. Küçük
Bir tane küçük tepsi alacağım ama tepsimiz küçük tepsi. Herhalde buraya bıraktım. Şunu alayım. Şöyle içine bunu koyarız. Şimdi suyumuzu kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir damlasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu da aslında. Kapatsam mı ağzını damladı bir? Evet. Altını biraz kısmıştım. Kısınca ben biraz hemen özelliğini kaybediyor. Arkadaşlar biliyorsunuz kısınca. Bismillahirrahmanirrahim dedim, bıraktım. Şöyle. Bunda da yedek suyum var arkadaşlar. Su azaldıkça su koyacağım. İki tane koydum ama üçüncüyü de alır gibi görüyorum. Bir tane daha koyacağım ben. Tenceremiz geniş ya. Şuradan bırakalım. Evet, üçüncü parçayı da aldı. Karıştıralım ki birleşmesinler. Yağımızı da şöyle hazırlayayım. Bir tane fırça alacağım. Şöyle fırçamız dursun da fırça yardımıyla. Her videomda belirtiyorum arkadaşlar. Normalde çok konuşan insanım, hani konuşmayı seven insanım. Böyle sizin karşınızda konuşamıyorum. Sebebini bilmiyorum niye öyle oluyor yani. Görüyorsunuz ben sizi biraz yaklaştırayım. Burada süzüyorlar. Burada süze duranlarımız var. Arkadaşlar böyle bir kaşarım var biraz benim. Onu biraz rendeleyeyim. Yarısını birine, yarısını birine. Kaşarda ilk defa deniyorum ben. Bakalım nasıl olacak. Peynirimizin üstüne tereyağlı yağ gezdiriyoruz. Ne oluyor ki? İkinci tepsiye başladım arkadaşlarım. Biri bitti. Şöyle biraz tepsimizi çekeyim de. Birini bitirdim. İkinci değil, şükürler olsun.
bol kaynamış ki nasıl güzel kaynıyorlar. Size gösterebilsem keşke. Ama bir döndüreyim hemen kaynadıklarını görün. Şöyle döndüreceğim arkadaşlarım, bakın nasıl kaynıyorlar. Görüyor musunuz? Teker teker alalım. Görüyorsunuz kaynadığını. Şoklamaya bırakıyorum soğuk suyun içine. Kalan yağımız çok olmadı ama yine de ben biraz ilave ettim üstüne. Böreğimizin her yerine gelecek şekilde sürelim. Şunu şöyle bir kenara alayım, bir bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Tam köşelere gelsin istiyorum. Gelmeyen yerlere süreriz. Şöyle tertemiz olsun. Kenarlarda falan su lekesi kalınca yağ falan kalıyor arkadaşlarım. Şöyle tertemiz olsun ki tepsilerimiz güzel pişsinler. Bunlar biraz dinlensinler, fırına süreceğim ben. Fırında, benim fırınımda dedim ya arkadaşlar, 200-250 arası pişireceğim ki çünkü çok çekerek de pişmesini istiyorum. Hızlı pişmesini istemiyorum ben. O yüzden fırınımızda birazdan açacağım. Bir de şöyle çekeyim istedim arkadaşlarım, siz de görün. Gölgem yine düşüyor böreklerimin üstüne. Fırından çıkınca bunlar müthiş kızaracaklar. Belki susam da serperim, su böreğinde susamı ben seviyorum. Karar vermedim ona. Susam da serpebilirim. Otur anneciğim. Hadi sofra bezinin üstüne otur. Oturarak yiyoruz ya makarnamızı. Böreğimiz çıktı fırından. Mis gibi görüyorsunuz arkadaşlar. İki tepsi yaptık sizle beraber. Biri de fırında pişiyor. Artık ben gideyim. Bize afiyet olsun. Yorulduk biliyorsunuz. Şöyle gölgem çıkmasın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Elmas'ın günlüğünü izleyin. Su böreğimle size iyi akşamlar diliyorum.